Bahdinan aşireti, doğuda Zab ve Aliye nehirleri ile sınırlanan, batıda Dicle nehrine kadar uzanan geniş bir bölgede yerleşmiş bir aşiret beylidir. Bu bölge, Musul'un Akra ve Duhok kazalarıyla Hakkari'nin Beytü Şebab ilçesini içine almaktadır. Bahdinan aşiretinin merkezi İmadiye şehridir. Bu şehir Asurlular döneminde Meyo 810-823 yıllarında Şemsi Adad'ın hükümdarlığı döneminde kurulmuş ve daha sonra 637 yılında Müslümanlar tarafından fethedilmiştir. İmadiye şehrinde yer alan kale Hicri 537, Miladi 1143 yılında İmadettin Zengi Bin Aksungur tarafından tamir edilmiş ve güçlendirilmiştir. Bu kale daha önce Kürt aşiretleri tarafından onarılmış küçük bir yapıdan inşa edilmiş sağlam bir yapıdır. Aksungur, bu kalenin tamirini gerçekleştirmeden önce bu bölgede Bahdinan aşiretleri tarafından Aşop adıyla anılan bir kalıntı bulunmaktaydı. Aksungur'un onarımları ve ilaveleriyle bu kale daha da sağlam hale getirilmiş ve İmadiye olarak adlandırılmıştır. Ancak, coğrafyacı Kazvini'ye göre, kalenin tamirinin deylemi sultanı İmadud devlet tarafından yapıldığı ve bu nedenle kaleye İmadiye adının verildiği söylenmektedir. Imatut Devletin ölüm tarihi ise Hicri 338, Miladi 950 olarak bilinmektedir. Bahdinan bölgesi, Bahaddin oğulları tarafından yönetildiği dönemden itibaren tarih sahnesine çıkmıştır. Ancak Bahdinanların ilk dönemi hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. 1842 yılına kadar varlığını sürdüren bu beylik, son hükümdarı olan 2. Sultan İsmail Paşa ile son bulmuştur. Bahdinan aşireti, bayındırlık ve sanat alanında kendi bölgesinde önemli çalışmalar gerçekleştirmiş ve eserler bırakmıştır. Bu aşiret, Sultan Hüseyin'den başlayarak dini konularda duyarlılık göstermiş ve toplumun örf, adet ve geleneklerine büyük önem vermiştir. İmadiye merkezinde yücelen tarihi vesikalar, Bahdinan aşiretinin köklü geçmişini aydınlatmaktadır. Sultan Hüseyin'in kabri üzerinde yazılı olan ifadeler, bu aşiretin tarihi derinliğini somutlaştırmaktadır. Kabrin üzerinde yer alan yazı şu şekildedir. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki, her şey helak olucudur. Yüce Yaradan Allah hariç. Sultan Hüseyin'in vefat tarihi miladi 1186, Recep ayıdır. Hemen yanı başında bulunan ikinci kabir, İsmail Paşa'nın kızı Ruşen Hanım'a aittir. Kabir üzerindeki yazı da Ey Merhametlilerin Merhametlisi olan Allah merhamet et. Ey ziyaretçi, kabrim üzerine Fatiha oku ve bana rahmet dile. De ki, merhamet et ey merhametlilerin en merhametlisi. Bu kabir, merhumi İsmail Paşa'nın kızı Ruşen'indir. Recep ayında Hicri 1202, miladi 1788'de genç yaşında vefat etti. İmadiye Kalesi ise üç büyük kapısıyla Zibari Kapısı, Badinan Kapısı ve Musul Kapısı tarihi bir zenginliği yansıtmaktadır. Şehir merkezinde bulunan sultaniye binası ise sultanların kabirlerine ev sahipliği yapmaktadır. Cami Kebir, Ulu Cami ise Bahdinan dönemine ait en büyük cami olarak hala ayakta durmaktadır. Bu dönemde inşa edilen köprüler, hamamlar ve medreseler de bölgenin kültürel mirasını yansıtmaktadır günümüzde yüzlerce aşiretin devam ettiği bu bölgede, her aşiretin kendine özgü bölgeleri ve köyleri bulunmaktadır. Bahdinan aşiretinin bilinen tarihi, Abbasi halifeliği dönemine kadar uzanmaktadır. Bu dönemde, Bahdinan aşiretleri önemli bir konuma sahip olmuşlardır. Ancak, beyliğin reislerinin kökenleri hakkında farklı tarihi hikayeler ve bilgiler bulunmaktadır. Şerefhan adlı eser sahibi, bu aşiret beylerinin Beni Abbas'tan, Abbas oğulları geldiğini ifade etmektedir. Bahdinan Beyliği içinde yer alan Bervarika aşireti, günümüzde Kari, Katip olarak okunur, dağı civarında yaşamaktadır. Diğer bir aşiret olan Bervari Zorya'da, Bervari Bala, 61 köye sahiptir. 1940'lı yıllarda Hacı Tatar Efendi, İmadiye'ye bağlı bir nahiyede yaşamaktaydı. Rikan, şerefnamede radikan olarak geçer, aşireti ise son dönemlerde kerhi Ali derlinde yer almıştır. Yaklaşık 80 köy bulunmaktadır. Bahdinan Beyli yönetimi Abbasilerden Timur istilasına kadar dillere destan bir yönetim sergiledi. Birçok yer imar edildi. Binalar, mescitler, medreseler, köprüler yapıldı. Ancak Timur Irak'a girince bu bölgeyi de istila etti. Timur'un oğlu Şahruh uzun süre İmadiye'de yaşadı. Bahdinan beylerinin bilinen ilk atası bir rivayete göre İmadiye'ye Şemzinan, Şemdinli şehrinden geldiği söylenir. Daha önce ailesi Tarun'da otururmuş. Tarun, Muş vilayetinin Araplarca kullanılan ismidir. Fakat Tarun veya Tarun sadece Muş vilayeti olmayıp Doğu Anadolu'nun bir kısmına verilen addır. Adil Cevaz, Van'ın bir kısmı ve çevre illerin birçoğu Şemdinli'ye kadar Taron bölgesi olarak bilinir. Gerçekten bu bölgede hala günümüzde Abbasi olduklarını kabul eden birçok aşiret bulunmaktadır. Tillo'daki şeyler, Palo şeyleri, Mırdasi şeyleri kendilerini Abbasi kabul ederler. Baba Dinam Beyliğine reislik yapan kralların isim listesi şöyle. İsim Melik başladığı tarih, Miladi. Melik Halil bin Melik İzzeddin bin 334. Ki Alauddin bin Melik Halil 1339. bin 339. Mecli bin Alauddin bin 342. Ve Bahaddin bin Halil İmadiye 1443. Miş Sultan Zeyneddin bin Bahaddin 1461. Tıl Sultan Nureddin bin Bahaddin 1467. 7. Sultan Muhammed bin Melik Bahaddin 1480. 8. Sultan II. Bahaddin bin Muhammed 1496. 9. Sultan Hasan bin Seyfettin 1 Bahaddin 1501. 10. Sultan Hüseyin Beyli bin Hasan bin Seyfettin 1534. 11. Sultan I. Kubad bin Sultan Hüseyin 1577. 12. Sultan Süleyman bin Emir Mübarek bin Seyfettin 1577. 13. Sultan Bayram bin Sultan Hasan 1577. 14. Sultan Seydi bin Kubat bin Hüseyin 1585 15. Sultan Yusuf bin Bayram 1630 16. Sultan Said bin Seydi 1632 17. Sultan 2 Kubad bin Said 1639 18. Sultan Murad bin Yusuf bin Bayram 1640 19. Sultan 3 Kubad bin 1. Said bin Seydi 1662 20 Sultan 2 Bayram 1002 Yusuf bin Said 1679 21 Sultan 2 Said bin 2 Yusuf bin Said 1682 22 Sultan Osman 1002 2 Yusuf bin Said 1699 23 Sultan 4. Kubat bin 2 Said 1700 24 Sultan IV Zübeyr bin 2. Said 1701. 25 Sultan Büyük Behram bin Zübeyr 1714. 26 Sultan I İsmail bin Büyük Behram 1799. 27 Sultan II Murad bin I İsmail 1800. 28 Sultan V Kubat bin Hüseyin bin Büyük Behram 1804. 29 Sultan Ahmet bin Hüseyin bin Büyük Behram bin 1805. 30 Sultan Adil bin 1. İsmail bin 1805. 31 Sultan Zübeyir bin 1. İsmail bin 1807. 32 Sultan Muhammed Said bin Muhammed Tayyar bin 1 İsmail bin 1825. 33 Sultan Musa bin Muhammed Tayyar bin 1. İsmail 1834. 34, Sultan 2. İsmail bin Muhammed Tayyar bin 1. İsmail 1840-1842. Bahaddin Bey ile birlikte toplam 34, 37 Bey idarecilik yapmıştır. Bahaddin Bey'in geldiği dönemde İmadiye bölgesinde Bervariler haricinde, Zibariler, Muziriler, Tliler, Behriler, Siyaburiler geniş bir alanda topluca yaşamaktaydılar. Ölünce yerine oğlu Zeyneddin Efendi geçti. İşte bu zatın zamanında Timur'un oğlu Şahruh bölgeye istila bayrağını dikti. Önce Ankara yakınlarında Beyazıt Sultan'ı merhametsiz pençeleriyle ezip geçmişti. Ama Zeynettin siyasi bir manevra ile Timur'un oğluna bağlılığını bildirerek yerinde ve yurdunda kalmayı becerdi. O da ölünce yerine Emir Seyfettin Leisli'ye geçti. Bu zatın vefatından sonra yerinde iki evlat kaldı. Hasan ve Baytık Beyler Babasının yerine Hasan reislik postuna oturdu. Bu zatın zamanında Ak Koyunlu Türkmen aşireti bölgeye musallat oldu. Ak Koyunlulardan Komutan Bıcanoğlu Süleyman Bey İmadiye'yi ve Bahtinan'ı istila etmek üzere ordusu ile Emir Hasan'ın üzerine yürüdü. Emir Hasan aşiretlerden kurulu ordusu ile günlerce İmadiye'yi müdafaa etti. Her ne kadar Akrabesu şehirleri istilaya uğradı ise de kısa zamanda Emir Hasan buraları tekrar almaya muvaffak oldu. Çaresiz Ak Koyunlular İmadiye bölgesini terk edip geri çekilmek zorunda kaldılar. Daha sonra Ak Koyunlular Safavilere yenildi. Bu sefer bölge Safavilerin istilasına uğradı. Fakat Emir Hasan Safavilerin gücüne karşı koymanın mümkün olmadığının farkındaydı. Aşiret reislerini toplayarak Şah İsmail'in sarayına gidip misafir oldu. Şah kendisine bir sultana yaraşır hürmet ve ikramda bulundu. Emir Hasan da her zaman arkasında olduğunu ve kendisinin yardımcısı, hamisi olacağını iletti. Şah İsmail ise kendisine hücum edenleri bertaraf edeceğini, düş düşmanlara karşı onu asla yalnız bırakmayacağını söyledi ve onu Yezidiliğe ye inanan Dasini kabilesine karşı kışkırttı. Duhokuz Abdet Dasinileri oradan çıkar, kale senin ve aşiretinin mülküdür, dedi. Frens Hasan önce Dasinilere hücum ederek Duhoku onların elinden aldı. Daha sonra Sindiyan aşireti üzerine çullandı. Mis çatışma ve savaşlardan sonra Sin kalesini de hakimiyeti altına aldı. Fakat her şeyin sonu mutlaka bir gün önüm olacaktır. Hasan Bey'in de günü gelip çattı. Bu dünyadan sadece birkaç metre bez parçasına sarılarak toprağın bağrına gömüldü.